bütün adaylar derken üzerinde özellikle durduğumuz bir aday var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor. Aslında daha önceki iki adaylığı ve seçilmesiyle ilgili de bir arıza vardı. Yani diploma mevzu tartışmalıydı. Yani yüksek öğrenim görmüş olma şartını sağlayıp sağlayamadığı meselesi tartışmalıydı. Şimdi yeni bir tartışma daha var. Niye? Çünkü anayasanın 101. maddesi diyor ki sadece iki dönem seçilebilirsin diyor. Üçüncü döneme başvurma hakkın yok diyor. Ona rağmen başvurdu. Bir, bu tartışmaya YSK nasıl cevap verecek? İki, anayasanın 116. maddesi diyor ki Meclis sadece kendi kendini feshederse üçüncü döneme başvurabilirsin diyor. Öyle bir şey olmadı. Meclis kendi kendini feshetmedi. Cumhurbaşkanı kendisi o kararı aldı. Dolayısıyla üçüncü döneme başvuramaz. İkinci dönemini tamamlamış sayılıyor çünkü. Yarada kalmış değil. Böylesine bir arıza var. Ama bu diploma mevzu çok önemli. Niye önemli? Çünkü diploma konusunda doyurucu bir kanıtla ortaya henüz kimse çıkabilmiş değil. Cumhurbaşkanının kendisi dahil, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi dahil. Ve bakın dün Yusuf Ziya Özcan yani Yüksek Öğrenim Kurulu'nun e, eski başkanlarından Yusuf Ziya Özcan da çıktı. Dedi ki ben bugüne kadar bu diplomanın aslını göremedim dedi. Araştırdım hatta dedi göremedim. Bunu eski yok başkanı söylüyor. Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan söylüyor. Sultan Uçar, çok değerli bir arkadaşımız, meslektaşımız. Sözcü gazetesinde de köşe yazarı. Sultan Uçar, meslek hayatı boyunca hep eğitim alanında haberleriyle tanınan bir arkadaşımız. Ve diyor ki, bugünkü yazısında diploma kayalara çarpmış. Sultan Uçar'ın yazısından aktarıyorum şimdi. Hak edilmiş bir diplomanız varsa ömrünüz boyunca peşinizden gelir. Mezuna orijinal onaylı kaşeli bir nüsası verilip orijinal diğer nüsada arşivde tutulur. İnsanız olur ya kaybettik okulunuza gidersiniz diplomanızın eş değeri duplikata denilen bir belgeyle diplomanız olduğuna dair güven tazelersiniz. Atatürk'ün bırakın diplomasını 142 yıl önce babası Ali Rıza Efendi'nin çıkardığı 1881 tarihli nüfus cüzdanına bile ulaşırsınız diyor. Arşivler ortada. Türkiye'nin 12 Cumhurbaşkanı'nın mezun oldukları okullara baktığımızda İsmet İnönü, Celal Bayar, Cevdet Sunay, işte Fahri Korutur, Kenan Evren, Turgut Özal, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül hepsinin diplomaları ortada. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahkemelere taşınmış diploması 21 yıldır olduğu gibi yine var yok tartışılıyor demiş. Ve devam ediyor. Lise diploması. 65 yıllık Kasımpaşa Piyali İlkokulu mezuniyeti çok net diyor. 73'te İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. İfadesi ise eğitim tarihinde ilk ve tek. Görünen o ki 21 yıldır üniversite diploması tartışılsa da Cumhurbaşkanının lise diploması çift. Liseden mezuniyet için tüm derslerini geçmesi gerekir. Sınıfı geçmediyse İstanbul İmam Hatip'ten nasıl mezun oldu? Mezun ise Eyüp Lisesi'nden hangi fark derslerini vererek ve niye ikinci lise diplomasını aldı o da bilinmiyor. Hani bırak üniversite diplomasını lise mezuniyeti bile tartışmalı diyor Sultan Uçar. Açın okuyun Sözcü gazetesinde ve devam ediyor. Marmara Üniversitesi'nin kuruluşundan iki yıl önce tar tarihli diplomayı dekan olarak imzalayan ve 5 yıl önce ölen Profesör Doktor Ömer Faruk Batırel'e defalarca diplomayı sordum sustu diyor Sultan Uçay. Deneyimli bir eğitim muhabiri. Sonra diyor ki Bakanlar Kurulu kontenjanından 2003-2007 yılları arası gök üyeliğine atanması bir sus payı mıydı? Kimden bahsediyor? Rahmetli Profesör Faruk Batırel'den Devam ediyor Şimdi de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eğitim Politikaları Başkanı ve Yok Eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversite diploması olmadığı için Cumhurbaşkanı olamaz diyor Ona da AKP iktidarının atadığı Yok Eski Başkanı olarak Başkan koltuğunda otururken Niye konuşmadınız diye sordum diyor Haklı bir soru sormuş Sultan Uçar Ben de olsam ben de sorardım Yusuf Ziya Özcan o zaman niye konuşmadınız diye soruyor. Yusuf Ziya Özcan diyor ki Sultan Hanım Kayalara çarptığınız ve bir sonuca ulaşamadığınız zaman genellikle söylenecek söz olmuyor dedi. Gerçeklerin çarptığı kayalar kim? Erdoğan mı? Gül mü? Davutoğlu mu? Atatürk'ün koltuğunda 7 yıl Cumhurbaşkanı olarak oturan Abdullah Gül bir bilen olarak Türk milletine diploma gerçeğini açıklamakla mükellefsiniz. Sineyi millete dönmekten korkmayın diye çağrıda bulunmuş Sultan Uçar. Diploma mevzu hala orada öyle asılı duruyor. Söz yüksek seçim kurulunda makamlarını, koltuklarını, ikballerini, geleceklerini mi düşünecekler yoksa hukuka yani anayasaya aykırı ya da uygun bir karar mı verecekler bekliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu şu anda değerlendirmeleri yapıyor. Başvuruları aldı, imzalar toplanacak, oturup bir karar verecek. Bakalım ne olacak. Bir yandan